Efendim selamlar, hoş geldiniz. 5 tane başlığımıza bakacağız. İlk başlığımız tabii dünyadan ama dünyanın küresel verisi üzerinden bu sefer. Yani bir bölgenin ya da bir konunun haberi değil. Ocak ayında efendim günahıyla, sevabıyla nasıl bir sonuç çıkmış? Sıcaklıkta neredeyiz, yağışta neredeyiz? Bunun detayına bakacağız. Arkasından neye? Bitmiş Ocak ayının bilançosunu sereceğiz karşımıza. Sevabıyla, günahıyla ne diye bakacağız. Şubat'ı zaten içerisinde yaşıyoruz. Mart'ta ne var? Bir de ona bakacağız. Arkasından kar haritalarımız var. Biraz kar alanları, tekrar karlı alanlar daha doğrusu artmaya başladı. Ona göz atacağız. Simülasyonlarımız bize bu hafta sonu için ve önümüzdeki haftanın ilk günleri için ne anlatıyor? Gerçi bugünle beraber hafta sonunu verdiği için, 3 günü verdiği için önümüzdeki haftadan bahsetmeyecek ve onu ben size ek olarak vereceğim. Arkasından da simülasyonlarımızı efendim müzik eşliğinde seyrinize bırakıyoruz. Hadi başlıyoruz. Evet efendim, Ocak ayı sevabıyla, günahıyla ne olmuş? Sizce ne olmuştur? Kaçıncı sırada yer almıştır? Rekor kırmış mıdır? La Niña nedeniyle 6. en sıcak Ocak ayları içerisinde 6. sıraya yerleşti. Bu dünyanın iyi bir yere gittiğini mi gösteriyor? Hayır, iyi bir yere gittiğini göstermiyor ama arada şöyle bir tökezlediğini, kötüye gidişte en azından bir duraksayıp sonra tekrar ivmesini artıracağını bize söylüyor. Neden? Çünkü La Niña etkisindeydik ve Ocak ayı ortalamanın çok çok üzerinde olsa da rekor kırmadı. 6. sırada yer aldı. Şimdi 6. sırada yer aldı ama her yer 6. sırada değildi. Küresel ölçekte bu şekildeydi. Mesela Avustralya 50.7 derecelik sıcaklıkla kıta tarihinin rekorunu kırmış oldu. Mesela Ocak ayı içerisinde. Bu arada kuzeyde, Arktik bölgede, Kuzey Kutbu'nda buzul miktarı 1981-2010 ortalamasının sadece %3.7 altında çıktı. Bu ortalamanın altında ama çok çok dip değil. Şimdi mesela bunu neyle karşılaştıracağız? Son birkaç yılda karşılaştırdığımızda %24-25 azalma görülüyordu. Son 40 yılın ya da 30 yılın ortalamasına baktığımız zaman bu sefer yalnızca 3.7 derece. Yani azalma olmuş ama biz ona da yani razıyız, bu kadar olsun, %25 olmasın diye. Bunu neye bağlıyoruz? Yine La Niña'ya, küresel ölçekte sıcaklığın rekor kırmamasına ve dolayısıyla buzul miktarının ne diyelim, zarardan kar mı diyelim? Öyle bir durumun oluşması. Yine kaybımız var ama son yıllardaki kadar değil. La Niña'nın etkisinden çıkıyoruz. Bakalım 2022 nasıl bir noktaya gidecek? Muhtemelen ilk 3 içerisinde yer alacak. Şu anda nötr zamana doğru, yani La Niña, El Niño. Biri sıcak yönde destek veriyor, öbürü biraz serinleme eğiliminde destek veriyor. Şimdi nötr zamana doğru ilerliyoruz. Yani Ocak ayı ile alakalı bilanço bu. Birçok detay var. Tropik fırtınalarla alakalı, ondan sonra güçlü sistemlerle alakalı ama en önde dikkat çeken bu. Avustralya rekor kırdı Ocak ayında ama küresel ölçekte 1. 2. 3. sırada değil, 6. sırada yer aldı Ocak ayı diğer Ocak ayları içerisindeki sıralamada. Bu arada biz bu sıcaklık artışına ya da bu sıralamaya nasıl bir destek vermişiz ya da köstek olmuşuz? Bizim coğrafyamızda ne olmuş? Hani bizim elimizde olan bir şey değil, bizim elimizde olan bir şey değil derken hani yapacakları tüm insanlığın var da küresel ölçekteki harekette bize ne düşmüş? O noktada baktığımızda biz ortalamayı biraz aşağıya çeken yerler arasında yer almışız. Efendim ne diyoruz? Hemen bir de Mart ayına bir göz atıyoruz. Yeni verilerle yenilenmiş modellerimizdeki görüntü ne? Sıcaklık haritamız geldi. Hemen Mart ayı ortalama ve ortalamanın altında bizim coğrafyamızda. Avrupa sıcak, İskandinav Yarımadası çok sıcak, Sibirya tarafı çok sıcak. Sıcak, sıcak, sıcak. Biz normaller ve biraz altında seyredeceğiz. Bu Mart'ın sonlarına kadar biraz böyle gideceğe benziyor. Daha doğrusu şöyle gidiyor. Büyük dalga şu anda net görünen bir şey yok. Hep bahsediyoruz ya, bir örnek veriyoruz. Ne diyoruz? Buzdolabının kapısını şöyle bir açıp kaparken diye bir soğuk yüzümüze vuruyor değil mi? Ama kapıyı hafif aralı bıraktığımızda ufak ufak soğuk geliyor ama hani ufaktan üşüyoruz. Çok fazla değil ama sürekli üşüyoruz. Şimdi şu anki durumda böyle.
Arktik bölgeden bize soğuk hava, böyle kuvvetli bir dalga olarak şu anda görünmüyor çok kuvvetli bir şekilde. Ama eğilim oradan bu orta enlemlere, bizim bulunduğumuz enlemlere doğru soğukların ufak 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 akacağı yönünde bir görüntü var. Bu değişir mi? Değişebilir. Mart ayının ilk haftası için yine biz hani şimdiden böyle bir net bir şey söyleyemiyoruz ama orada bir hareketlilik söz konusu. Öncesinde sert düşüş ayın 23-24'ünde, bu ayın 23-24'ünde yurdun büyük, yani önümüzdeki haftanın ortalarında sert bir düşüş önce Marmara'da sonra orta ve kuzey bölgelerin büyük kısmında göreceğiz muhtemelen. Yağış ortalamamız nasıl? Avrupa zaten görüyorsunuz çok kötü durumda. Özellikle Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler. Portekiz fena. Portekiz'den sonra işte Fransa, İtalya, Adriyatik'in doğu kıyıları çok fena. Bizde Marmara'da, Ege'de ortalamanın altında. Güneydoğu, Doğu Anadolu ortalamanın altında. Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu fena görünmüyor. Normallerde bir Mart yağışı alacak gibi görünüyor. Nereye geçiyoruz şimdi? Kar haritalarımızla başlayalım mı? Durumumuz nasıl? İstanbul'a atlıyoruz artık kar haritasını. İstanbul'un görüntülemeye çok gerek yok. Şöyle bir geçelim bakalım. Bakın bu gece için kar beklediğimizi söylemiştik. Batı Karadeniz'de, İç Anadolu'da, başkent muhtemelen saatler seviyesinde olsa da kar görecek. İç Ege görecek. Konya dolayları görecek. Sonrasında geceyi geçirip yarına geldiğimizde yine Konya çevrelerinde iyi bir kar var. Oradan Kayseri kıyıdan köşeden alıyor. Sivas kar alıyor ve sistem doğuya ilerlemeden yağış bitiyor. Dolayısıyla maalesef işte gördüğünüz gibi ayın 19'u akşamı, 20'si yurdun neredeyse hiçbir yerinde kayda değer bir kar yağışı yok. Arada sürekli Hakkari dolaylarına bir kar geliyor gidiyor, geliyor gidiyor. Onun dışında bir kar yok. İstanbul bahsettik atlıyorum diye hemen geldik simülasyonlarımıza. Şimdi şöyle bir bakalım. İspanya'nın, Portekiz'in bu kadar kurak olmasının nedeni Atlantik üzerindeki, Azor Adaları üzerindeki o yüksek basınç. O yüksek basınç orada yağış oluşumunu engelliyor uzunca bir süre. Zaten bir süredir orası öyle. Ve yağışı engelliyor. Şimdi dünyayı çevirdik, baktık bizde doğu üzerinde bir yüksek basınç var. O nedenle yağış gelip doğuya ilerleyemeden yok oluyor. Hemen döndük baktık. Avrupa'ya, Avrupa'nın kuzeyine dolaşan sistemler var. Dünyayı çevirdik. Bizde Marmara'dan o yağış Ege'ye, İç Anadolu'ya, Karadeniz'e geliyor. Bakın Akdeniz'e ilerliyor. Arkasından 19 Şubat sabahta saatlerini geçiriyoruz. Öğlene geliyor ve İç Anadolu'dan Doğu Anadolu'ya ilerleyemeden yağış bitiyor. Sıcaklığa da geldik efendim. Sıcaklık bizde. Biz soğuk etkisindeyiz. Avrupa sıcak ve bu sistem yavaş yavaş ilerliyor ve Balkanlardan bize sıcak hava geliyor. Hafta sonuna ilerlerken sıcaklıklarımız yükseliyor. Dünyayı çevirdik baktık. Bakın 18 Şubat bugün Marmara, İç Anadolu, Karadeniz bayağı bir soğuyor. Soğuk girişi var. Yağışları gecenin soğuğuyla kara çeviriyor iç bölgelerde. Başkent saatler seviyesinde alacak diye bahsettik. Ondan sonra 20'sine, ayın 19'una, 20'sine geldiğimizde artık batıdan sıcak havanın giriş yaptığını, yurdun tamamında sıcaklıkların arttığını görüyoruz. Ne dedik? Ayın 23-24'ünde tekrar sert bir düşüş var. Bunun detayını konuşacağız. Kendinize çok dikkat edin. Çok güzel bir akşamınız ve çok güzel bir hafta sonunuz olsun. Kanalımıza lütfen abone olun diye hatırlatıyoruz. Bildirimlerinizi de lütfen açınız. Yine görüşelim. Hoşça kalın.